Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda tek kargaşa ortamı ya da kavga bu değildi. Yani işte az önce de anlattım. Şirin Ünal ve Serpil Kemalbay arasındaki, daha doğrusu Şirin Ünal'ın Allah bu acıyı size de yaşatsın sözleri üzerine bir tartışma çıkıyor. Ve o tartışmadan sonra meclis oturumuna, komisyon oturumuna ara veriliyor. O komisyon, Meclis Plan Bütçe Komisyonu, 2020 bütçesi görüşülüyor orada. O komisyonda bugün bir tartışma daha vardı. Emeklilikte yaşa takılanların tartışmasıydı bu. Milletvekilleri arasında böyle bir kavga yaşandı. Onu bir verelim, görelim onun üzerine neymiş anlatacağım. Bitmiş 2 milyon insan işsiz. Bu kadar insan işsizken ortalık yanlığı yerine dönmüş. Hala 20 yıl önceki masallar anlatıyor. Gerçeğe gelin birazdan. Sosyal Güvenlik Kurumu açılışında şöyle bir ifade kullandı arkadaşlar. Dedi ki, Türkiye'de 1000 liranın altında emekli maaşı alan yok. Oysa ki bugün 7 milyon asgari ücretle çalışan işçi kardeşlerimiz, pazartesi günü biri eğer emekli olursa, asgari ücretle çalışan bir işçi maaşı olan maaşı 50 liradır. Sosyal Güvenlik Kurumu genel müdürü biraz sonra gelecek. Maaş bordrolarını oradan alın. Milyonlarca emekli ikinci bir işe çalışıyor. 8 milyon emekli açlık sınırı altında yaşıyor. Akşam başını yastığa koy, bunlarla düşün. Biz şimdi İzmir'deki toplu sözleşmede işçilere %15 zam aldık. Siz emekli arkadaşlarımızın memurlara %6, işçilere %5 verdiniz ya. İzmir'e davet ediyoruz. Gel yarın gidelim. Ne zaman istiyorsan İzmir'e gidelim. Bir de İzmir'de referandum yaparız. Bak, şov yapmayın. Hodri Meydan diyorum, bak Hodri Meydan diyorum, İzmir'in konak alanında. İzmir'in konak alanında. Sandıkları koyalım, bakalım Recep Tayyip Erdoğan mı çıkacak, Canlı Beko mu çıkacak? Hodri Meydan. Onlar mı şey yapıyorsun? Geçende binlerce işçi kapının önüne konmuş. Sendikacısın bir de. Bir de sendikacısın. Çok yapıyorsun. Yazıklar olsun sana. Bunlar naylon sendikacısı. Eşeğiniz ömür. 8,5 milyon insan. İnsanlar intihar. Sizin verebilirsiniz. 8,5 milyon işsiz bıraktınız. İntiharları konuşuyor. Ya kim verdi? Kim verdi? İzmir'e gidelim. Bir sandık koyalım. Bakalım o sandık yerden kaç konuşan eski disk başkanı Kani Bey koydu. Kim ne söylüyor çok belli değil ama çok özeti şu. Yani ciddi bir tartışma çıkıyor. Fakat orada Kani Beko'ya söylenebilecek tek şey işte şov yapmayın oluyor. Şov yapmayın ama işte dün canlı bağlantılarla zaten gündeme de getirmiştik. En az 4 milyon insanın bunu beklediği, ilk etapta belki 700 bin 1 milyon ama toplamda 4 milyon insanın böyle bir beklenti içinde olduğunu biliyoruz. Sonuç olarak memleketin önemli sorunlarından biri ama işte buna şov yapmayın denilerek geçilip götürülebiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamaları, pazar günkü açıklamaları üzerine bu tartışmalar başladı. Çünkü Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlar meselesinde seçim kaybetsem bile bu konuda herhangi bir adım atmayacağım. SGK'yı batırmayacağım. İskandinav ülkeleri işte bu meseleden dolayı, bu düzenlemelerden dolayı battı demişti. Bugün MHP lideri Devlet Bahçeli meclisteydi. Neredeyse 2 ay önce en son meclisteydi. Bir hastalandı biliyorsunuz. O fotoğrafları, görüntüleri verelim. 2 ayın sonunda henüz o 2 aydır grup toplantısı yapmadı. Bugün meclise gitti. Milletvekilleriyle, kendi milletvekilleriyle bir yemekte buluştu. Ama o arada kuliste AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la da bir süredir zaten birlikte hareket ediyorlar Cumhur İttifakı çerçevesinde. Meclis kulisinde bir araya geldiler. Yanlarında işte Celal Adan vardı, Binali Yıldırım vardı. Böyle en yakından görebildiklerimiz işte Fahrettin Altun'u görüyoruz. Meclis kulisinde sohbet ediyorlar. Fotoğraflarda ikili bazen çok yakın kulaktan kulağa konuşma şeklinde ensanteneler de var. Ama en nihayetinde çevrelerinde epey başka her ikisinde kurmayları var. Bu konuşmadan sonra gazeteciler
MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamasını sordular. Seçim bildirgesinde, MHP'nin seçim bildirgesinde EYT'lilerin sorununun çözüleceğini onları haklı bulan ifadeler vardı ve emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceğiz diye vaatler vardı. Bugün Erdoğan'ın açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorulduğunda şunu söyledi. Cumhurbaşkanının son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur. Vatandaşlarımız sağın solun tahrikine kapılmamalı. Yani seçim beyannamesinde EYT'lilerin sorununu çözeceklerini söyleyen bir MHP çizgisinden bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmesi bizim açımızdan da genel kabul gören bir değerlendirmedir. Vatandaşımız sağın solun tahrikine kapılmamalı noktasına gelmiş bir ittifak ortaklığından söz ediyoruz. Bu görüşmeden önce Ali Tezel telefon hattında, biliyorum ama son artık mazur görün Ali Bey. Son bir ses verip size öyle döneceğiz. Bu EYT meselesinde MHP tavrını da sorarım ama asıl size şununla dönmek istiyorum. AK Parti'nin grup toplantısında AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken, ben hatırlamıyorum Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde böyle bir şey söyledim ama 1000 liranın altında bir emekli maaşı olduğunu söylemiş belli ki. Ben en azından ben atladım veya genel bir şey olarak mı söylüyor bilmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu doğru söylememekle suçladı Tayyip Erdoğan ve 1000 liranın altında emekli maaşı yok dedi. Önce o sesi bir dinleyelim. 1000 liranın altında emekli maaşı var mı yok mu? Ali Tezel'den onun cevabını. Ha, ses yok. Evet. Var mı? Buyurun, verelim o sesi. Ülkemizde hala, burası çok önemli. Ülkemizde hala 1000 liranın altında emekli maaşı alan 847 bin kişinin bulunduğudur. Buradan tıpkı bir ana sınıfı öğrencisine anlatır gibi tekrarlıyorum. Türkiye'de 1000 liranın altında emekli maaşı alan yoktur Bay Kemal. Kılıçdaroğlu kendi SSK Genel Müdürlüğü döneminde takılıp kalmış olabilir. Kendi döneminde bırakınız 1000 lirayı. 60 lira emekli maaşı alanlar bulunuyordu. 60 lira. Bay Kemal, sen hala oradasın ya. Gel gel buralara bir gel. Ama bugünkü Türkiye farklı. Aslında bunun böyle olmadığını kendisi de biliyor. Güya şark kurnazlığı yaparak hak sahipleri arasında paylaştırılan ölüm aylıklarını her biri ayrı emekli maaşıymış gibi anlatıyor. Ölüm aylığı. Halbuki ortada tek bir emekli maaşının birden fazla hak sahibi arasında paylaştırılması vardır. Maalesef bunların her işi böyle. Ali Bey, duydunuz AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını. Önce şöyle tertemiz bir soruyu sorayım. 1000 liranın altında emekli maaşı var mı yok mu? Gerçekte 1000 liranın altında emekli maaşı var. 875 bin kişi, bu doğru. Fakat biliyorsunuz bu 1000 liranın altında emekli maaşları Sayın Erdoğan'ın 2008 yılında yaptığı reformla oluşmaya başladı. Sayıları 875 bin oluşunca Kılıçdaroğlu grup konuşmalarında bunu eleştirince 2018 yılı Kasım ayında bir yasa çıkarttılar. 2019 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere 1000 liranın altında emekli maaş alanların maaşı 1000 liraya tamamlandı dediler. Ama onu, o maaşlar mesela 600 lira olsun, o maaşlar 1000 liraya ulaşıncaya kadar zamlarla onlara bir daha zam yok dediler. O mesela ne zaman ulaşır anda, tahminen? Efendim? Ne zaman tahminen 1000 liraya ulaşır? Şimdi 600 olan var Suat, 800 olan var, 700 olan var. O gelen tüfe zamlarıyla bazısı 3 yıl, bazısı 5 yıl, bazısı 10 yıl boyunca zam almayacak. Yani şöyle örnek vereyim sana, ben aslında mesaj atmıştım görmedin. 800 lira emekli maaşı olduğunu düşünelim gerçekte. O 1000 liraya çıkarıldı. Ha, ben yayındayken atmışsınız. Evet, doğru. Bayağı da uzun. Buyurun onu anlatın.
Mesela Ocak ayında %5 zam geleceğini düşünelim. 1000 liralık maaş 1050 lira olmayacak.